Hepinize merhaba arkadaşlar. Lahana bahçemizdeyiz. Hanım ile beraber lahana alıp Karadeniz usulü lahana yemeği yapacağız. Bu senenin ilk kere lahana yemeğini yapalım. Evet, mevsimin ilk kara lahana yemeği. Havalar soğudu, hafif. Artık Kasım ayı da çıkmak üzere. Çıkmak üzere değil de yani. Yarısı geçti. Havalar soğudu, kar yağmak üzere. Bayağı soğuk. Lahana lahanasın gazanda kayna, yasın gazanda kayna. Seni çok seviyorum ne hain lahanasın ne kara laha. Ya lahana için büyük bir rahmetli Erkan Ocaklı türküler söylemiş. Ya gerçekten de bu kara lahana Karadenizimizle özdeşleşmiştir. Yani Karadeniz dedin mi akla ilk gelen kara lahana ve hamsidir. Yeter mi? Yeterli bizim için. Yeter mi? Yeter. Evet, bunları şimdi eve gidip orada nasip olursa kara lahana yemeğimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, bahçede topladığımız lahanaları şimdi eve getirdik. Hanım seçip temizliyor. Seçtikten sonra yıkayıp önce doğrayacak mısın sonra? Yıkayacağım, onun suyu dolayacağım. Yıkandı, doğradıktan sonra da yıkarım. Acı suyu biraz çıkar diye. Öyle yap. Doğradıktan sonra şöyle Önce acımaz. doğramasını sonra yıkamasını. Anne öyle yaptı. Doğradan yıkar. Normalde acı olmuyorlar da. Biz daha acı suyu çıkar diye yıka da yaptı. Yıkamadan yapmayalım daha yani acı falan olmayan güzel olayı. Anne öyle söyledi. Tamam dedi. Bunun tarifini bir versene şimdi. Şu anda mesela bahçeden topladık, eve getirdik. Seçiyoruz. Bundan sonraki işlemi bir kısaca anlatır mısın? Renkli barbunya fasulyesi. Akşam da suya koyduk. Sabaha kadar suda bekledi. Şu an sobanın üstüne koyduk. Pişiyi sobanın üstüne pişti. Bunu yıkayıp doğrayıp hazırlayıp ona koyacağız. Tekrar fasulyeyle beraber bu pişene kadar pişecek. Bu piştikten sonra mısır unu katacağız ona. Mısır unu kattıktan sonra iç yağ koyacağız. Soğan koyacağız. Ondan da kavuracağız. Tamam. Tarif yok. Yemeğimizi. İyi ya. Şöyle sobanın üstüne bakalım ya. Su kaynıyor da. Burada çayımız hazır. Şurada barbunya fasulyesi. Şu anda bekliyor. Evet arkadaşlar köyde köy evinde lahana yemeğimizi yapıyoruz.
köyde doğal ortamda bahçemizden topladığımız lahanalar bunlar. Temiz hava. Tam güzel oksijenli, temiz şekilde hiçbir gübre katkısı olmayan hayvan gübresinden oluşan bahçemize biz böyle şeylere suni gübre kullanmıyoruz. Fazlaymış. Fındığa bile daha gübre atmıyoruz arkadaşlar. Yani böyle yiyeceklere zaten hiç atmıyoruz, sebzeye. Fındığa geçen seneye kadar biraz atıyorduk. Ondan sonra daha artık atmıyoruz. Bunlar fazla mı? Fazla gibi gözüküyor. Birkaç tane daha seçeyim. Hepsi tencereye fazla geldi. Tencere ufak mı? Bunları ben yıkayıp da doğrayacağım ama. Anne yıkamadan doğra dedi. Sonra yıkama. Bu şeylerin de bazılarında biraz şey var. Onları güzel yıkayacağım. Önce yıkamasını Bu yap. ekiyelerini yıkayacağım ki içinde bir şey kalmasın. Şunları da seçeceğim. Bunları daha seçmeyeceğim. Bunlar ablası fazla. Onlar fazla ha. Fazla. Biraz. Evet, bunlar yetiyormuş. Onları yıkayacağım. Ondan sonra döneceğim. Tamam, sen bir zahmet yıka getir, çekime devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi seçilmiş olan lahanaları doğruyoruz. Altyazı M.K.
kadar da büyütmüş. Kesmekle bitmiyor. Boyları. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi koyacağız fasulyenin yanına. O pişene kadar pişecek. Ondan sonra ununu koyacağız. Evet. Sonra da kavurma kısmı yapacağız. Fasulyenin suyunu değişmedik. Salça katmayacağımız için. Bazıları değişiyor. Burada daha lezzetli olayı. Onun için aynı fasulye pişiyor suya. Kahvaltımızı koyacağız. Zaten onun vitamini orada. Evet. Öbürü çok renksiz oluyor. Bazıları öyle yapıyor ama biz onu sevmiyoruz. O kadar güzel. Şimdi başka ne var? Şu anda. Şu anda pişecek. Acı biber de atacağız içine. Şimdi mi acı biber at? Evet, lahanayla beraber pişecek o da. Bunu tumar atacağız. Evet. Piştiği zaman içinden alacağız. Bütün olarak yani. Evet, azılığı geçti. Tumar dedin bütün değil mi? Bütün işte biz tumar yani diyoruz. Karadeniz. Piştiği zaman alacağız onun içinde. Böyle pişecek işte. Ununu katacağız ondan sonra. İç yağ falan. İşte ununu kattıktan sonra iç yağsını katacağız. Evet, şu anda pişmeye verildi yani fasulyeyle evet. Beraber. Aynen. Evet arkadaşlar, bu arada mısır ekmeği de yapıyor hanım. Kara lahana yemeğinden beraber güzel gider. Bu iç yağ ve soğan lahana yemeğimiz için. Bu un ne için? O da lahana yemeğimiz için. Yani, o da lahana yemeğine suya vurulacak galiba değil mi? Orada vuracağız onu. Dökeceğiz yemeğin için. Evet. Mısır ekmeği. Koyalım sobanın üstüne, bu da olsun, orada yemeğimiz pişene kadar. Kaynıyor mu? Yemeğimiz pişiyor. Pişmeye devam. Bahane yemeğimiz kaynıyor arkadaşlar. İç yağ, soğan, lahana yemeğimiz için. Bunu da hazırlayalım da sonra biraz daha pişirme dökerek için. Mısır ununu da hazırlıyor. Biraz daha piştikten sonra lahana çorbamızın yemeğimizin içine bunu da katacak arkadaşlar. Yemeğimizin lahana çorbasının
ununu katıyoruz. Evet. Bunu yapıştıktan sonra bunu koyacağız. Biraz unla beraber kaynatmışsın arkadaşlar. Sonra iç yağımızı ve soğanı da konacak. Artık iç yağımızı ve soğanımızı katmaya sıra geldi. Suyu da kokuyor ya. Süper oldu. Tam Karadeniz usulü lahana yeme. Lahana yemeğini sen yedin mi, yedin mi? Yemeğe başlamadan Bismillahi de, dur mi Bismillahi de. Ahmet de Yakan Ocak'ta söyledi. İşte. Ekmeğimiz de pişti. Mübarek. Lahana yemeğimiz de burada pişti. Bir de misir ekmeğinden yemek için yoğurt olsaydı masada çok güzel olacaktı. Yoğurt gelmesi zor değil, hemen getirip yoğurt. Evet. Köyde bu kadar olur arkadaşlar. Burası köy yeri. Burada her şey doğal ve organik. Kesinlikle gösteriş yok. Ekmeğimizi de buna alalım ki soğusun. Biraz onda kolay soğumaz. Burada soğuz. Soğuyacağız. Daha iyi soğuyacağız. Lahana yemeğinden mi yiyeceğiz? Evet, yoğurt da getireceğim. Evet, yoğurttan ben çok severim misir ekmeği. Evet arkadaşlar, lahana yemeğimiz pişti, misir ekmeğimiz hazır, yoğurdumuz burada, karnımız da acıktı. Şimdi yemek vakti, yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Akşam da oldu. Sizlere hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.